biraz soğumaya başladı. Bunun için şu anda vatandaşlarımız soğuk algınlık için karşı bitkilere talep ediyor. Bunda talep ettikleri meseleden kış çayımız var. Karşımlı olarak kışburnu, ıhlamur, papatya, zencefil, karşım çaylar var. Bunun yanı sıra da müşterinin talep ettiği ıhlamur çay var. Veya evlerinde yapabilecekleri nane limon çayımız vardır. Veya evde kendilerini yapacağı nane limon çayı. Kışın kullanabilecekleri boğaz ağrısında ne de ada çayla gargara yapabilirler. Farancit üst solunum yollarında ada çayla gargara yapıldığı zaman ada çayının üst solunum yollarına faydası var. Bebeklerde veya çocuklarda öksürük ne olduğu zaman hatmi çiçeğini kullanabilirler. Fiyatlar bu sene biraz yükseldi. Yükselmenin sebebi orman yangınlarında Akdeniz bölgesinde yangın olduğundan dolayı ada çayı, ıhlamur, bu tür bitkileri Akdeniz bölgesinden geldiğinden dolayı biraz orman yangından dolayı biraz fiyatlar arttı. Ada çayı şu anda 60 lira. Ihlamur 200 ile 250 arasında değişiyor. Boru tarçın 140 lira. Şu anda en çok tercih edilen kış çayı efendim. Bunun içinde ıhlamur var, papatya var, zencefil var. Bunu da mesela dem sıcak suyu 3-4 diyelim sıcak su kaynatıldıktan bir tutam atıldığı zaman 5 dakika demlendikten sonra tercihen bal veya şekerle tatlandırılıp günde 2-3 defa içinde. Sonbaharın gelişiyle beraber havaların soğumasıyla birlikte kış aylarına aşırı bir yoğunluk vardır. Özellikle şu bitkilerimizin arasında vazgeçilmezleri ıhlamur, kuşburnu, fesleğen, ada çayı, papatya, yeşil çay, nane, limon bu tür gibi karışımlar mevcuttur. Bir de kendi özel karışımlarımız vardır. Hastalığa göre bitki karışımları var. Cemile Sultan çaylarımız vardır. Özellikle son zamanlarda kullanılan çaylara rağbet vardır. Kış çaylar dediğim gibi en çok nane limon satılıyor. Ondan sonra ıhlamur satılıyor. Ada çayı satılıyor. Papatya satılıyor. Yeşil çay satılıyor. Havlıcan satılıyor. Daha da geçerim. Tamam. 5 kilo daha girmiyor.